İstanbul benim için tarih ve dokudur. İrisciğim, daha önce resim üstünde, tuval üzerinde kurgulamalarını yaptığım işin şu anda kaba detaylarını oluşturuyorum tekrar. Renk kurgularını yapıyorum. Böyle çok kaba lekelerle ilerliyor resim. Sürprizli birazcık. Yani burada fırçanın herhangi bir hareketinden orada başka bir şey yakalayabiliyorum ben. İşte bir kuşun kafası, bir gagası oradan gözükebiliyor. İhtiyaç varsa orada tabii resmin kendi içinde plastik değerleri var, dengesi var. Yani o denge içinde buna ihtiyaç varsa onu orada hemen çıkartabiliyorum ön plana. Katman katman oluşuyor yani resmin üstünde. Kesinlikle aşamalı seanslı gidiyor. Yani tek seansta bitme şansı yok yani resmin. 1963 yılında Samsun Bafra'da doğdum. Herkes gibi ben de çocuk yaşlarda, hatta okula başlamadan önce resimle alakalı işler yapmaya başladım. Sonra ilkokul döneminde Saffet Akbulut, Allah uzun ömür versin yaşıyorsa, öğretmenim vardı ve sanata çok meraklıydı. Yani ilkokul döneminde dahi bize bahçede işte kavak ağaçlarının ya da oradaki işte börtü böceğin resimlerini yaptırıyordu. Bunları o dönemde ben yaşamıştım yani. Bafra gibi bir yerde çok enteresandı ama herhalde böyleydi o bizim dönemimizde. İnsanların sanatla ilişkisi gerçekten bugünden daha iyiydi. Abimin Bafra'da bir tamirhanesi vardı, motosiklet tamirhanesi vardı. Yaz dönemlerinde onun yanında çıraklık yapardım. O çıraklık döneminde ilk defa boyayla tanıştım. Tabii boya, selülozik boya, oto boyası. O boyalarla ben işte duvarlara bir şeyler çizmeye çalıştım, bir şeyler yapmaya çalıştım, camaltı işler yaptım. Tabii hayatımın içinde hep resim vardı. Bir taraftan işte okul hayatı. Sonra 75 dönemi, 75-80 arası benim lise hayatımda başlıyor bu dönemde. Siyasi kargaşa, karmaşa. O döngünün içinde savrulduk. Yani resimle ilişkimiz tabii ki devam etti ancak siyasi içerikli ve nitelikli resimler oluşmaya başladı. Sonra 12 Eylül İhtilali ile beraber 80'de İstanbul'a geldim. Bir yandan da kaçtım. Resimlerime başlamadan önce aslında malzemeler oluşturuyorum kendime. Bu malzemeler yer yer kendi çizdiğim desenler olabiliyor. Yer yer çektiğim fotoğraflar olabiliyor. Tuvali kendim öncesinde hazırlıyorum. Yani tuvalin altyapısında bir takım dokular kullanıyorum. O belli standartlardan, o belli temiz tuval dokusundan kurtarmak istiyorum tuvali. Biraz daha yıpranmışlık veriyorum belki. Çünkü geçmişe bir özlem var. O tuvallerde de belki o etkiyi yakalamak hoşuma gidiyor. Aslında renklerde de, kullandığım renklerde de bu var zaten. Yani kahverengiler, griler, yoğunca kullandığım renkler benim. İstanbul'da Balat semtinde daha çok kendime malzeme bulabiliyorum. Renklerimi, desenlerimi, kompozisyonlarımı buralardan kurgulamaya çalışıyorum. Bugünün 2018'inde 80'leri, 70'leri yaşayabiliyorsunuz hala orada. İnsanlar sokaklarda yemekler yiyorlar, hala komşuluk ilişkileri birbiriyle çok olağanüstü devam ediyor. O duygu beni hem resimlerimle hem de geçmişe bir özlem olarak birçok konuda tatmin ediyor diye düşünüyorum. İstanbul benim sanat hayatımda, resim hayatımda çok etkili bir şehir. Yani her santimetre karesi aslında görülmeye değer. Her haliyle, yani bugünkü kaotik haliyle bile hala keyif aldığımız, dışarı çıktığımız zaman geldiğimizde büyük heyecan yaşadığımız bir şehir. Benim resimlerime de etkisi çok büyük oldu. Son dönemlerde resimlerimdeki belki de farkında olmadan bu kargaşa, kaotik, istiflenmiş hali belki de bu etkiden, bu işte şehrin 10 milyonları aşmasından kaynaklanıyor olabilir. Resimdeki melodiyi arıyorum aslında ben. Yani
hani müzikte melodi vardır ya, ben de resimdeki melodiyi arıyorum. Çünkü müzik dinlerken beni önce melodi çeker kendine, sözler sonra gelir. Ben de açıkçası birazcık melodinin peşindeyim resimde. Bunu yakaladığım an yetiyor. Yeditepe İstanbul projesi bana Mustafa Albayrak kuratörümüz tarafından teklif edildiğinde çok sevindim. Kişisel sevgi olmayıp da karma sevgi olması bir o kadar da heyecanlandırıcı. Çünkü 7 farklı insandan 7 farklı İstanbul'a bakış açısı koyacaklar. Çok değişik ve güzel işler çıkacağından eminim. 7 Aralık'ta bütün sanatseverleri sevgimize bekliyoruz.